Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? İkinci Mehmet Trabzon'un fethi doğru arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon fethedildi. İkinci Bayezid İspanya'da soykırıma uğrayan Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi doğru. Birinci Selim Mısır'ın hakimiyet altına alınması. Evet Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır hakimiyet altına alınacak. Birinci Süleyman Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi. Evet Kanuni döneminde de Fransa'ya kapitülasyonlar verilecek. İkinci Selim Macaristan'ın fethi yanlış bir olur. Çünkü Macaristan'ın fethi yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen bir gelişmedir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek yolu, Yavuz Sultan Selim döneminde Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin denetimine girmiş fakat uzun vadede istenilen ekonomik gelir sağlanamamıştır. Arkadaşlar bu şekilde önemli ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetimine geçmesiyle birlikte Avrupalı devletler bu durumdan tabii ki rahatsızlık duyacaklar ve yeni ticaret yolları keşfedebilmek amacıyla coğrafi keşiflere başlayacaklar. Coğrafi keşiflerle birlikte de ticaret yolları değişmeye başlayacak. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde Yemenliğinde olan İpek Yolu ve Baharat Yolu kullanılmayacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız elbette E şıkkı olacaktır. 15. ve 16. yüzyıllarda yaşanan olaylarından hangileri Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığını artırmıştır? İstanbul'un fethedilmesi tabii ki arttırır arkadaşlar. Çünkü İstanbul'da İslam dünyasına büyük bir tehdit olan Bizans Devleti hakimdi. İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans da ortadan kalkacak. Dolayısıyla Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı artacak. Aynı zamanda biliyorsunuz ki İstanbul'un fethi peygamberimizin hadisinde de geçmekte. Bu yüzden de önemli bir şehir. Dolayısıyla birinci öncül doğru olur. Halifeliğin ele geçirilmesi tabi ki İslam dünyasındaki saygınlıklarını zaten arttırır. Endülüs Müslümanlara yardım gönderilmesi de önemli bir durum olduğu için arkadaşlar yine İslam dünyasındaki saygınlıklarını artıracaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki yerlerden hangilerinin fethedilmesi Osmanlı Devleti'nin İpek Yolu güzergahındaki etkinliğini artırmıştır? Arkadaşlar İpek Yolu güzergahı aslında Karadeniz'den geçmekte. Dolayısıyla Kırım ve Trabzon İpek Yolu güzergahındaki etkinliklerini artıracak şehirlerdir. Ancak Mısır'ın böyle bir etkinliği yok Mısır. Daha çok baharat yolu üzerinde etkin olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin Doğu Batı ticareti üzerindeki denetleyici rolünü sona erdiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Doğu ve Batı ticaretini denetlemek istiyorsa Osmanlı Devleti tabii ki İpek ve Baharat yollarına sahip olmalıydı ve İpek ve Baharat yollarını ele geçirdi. Ancak bu gelişme üzerine Avrupalı devletler önemli ticaret yollarının Osmanlı denetimine geçmesinden rahatsızlık duyarak coğrafi keşifleri başlattılar ve yeni ticaret yolları keşfettiler ticaret yolları yön değiştirmiş oldu diyebiliriz. Dolayısıyla bu gelişme ile birlikte Doğu Batı ticareti üzerinde denetleyici rolünü Osmanlı Devleti kaybetmeye başlayacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikincinin nedeni olduğu savunulamaz. Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesine sebebiyet vermiştir arkadaşlar doğru. Kırım'ın fethiyle birlikte de Karadeniz Türk Gölü olacak bu da doğru. Padişahların halife ünvanını kullanmaya başlaması Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısının sona ermesi olamaz. Hatta teokratik yapısını güçlendirecek bir durumdur. Çünkü teokratik yapı nasıldır arkadaşlar? Dini bir yapıdır. Yani dini olarak yönetimdir. Dolayısıyla C şıkkı yanlış olmuş olur. İslam İstanbul'un fethi yönetim merkezinin değiştirilmesi evet İstanbul başkent olacak. Otluk Beli Savaşı'nın yapılması Akkoyunlu Devleti'nin zayıflamasına sebep verecek. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 1479'da Venediklere, 1535'te Fransızlara tanınan ayrıcalıkların amaçlarından hangilerinin ortak olduğu söylenebilir. Coğrafi keşiflerin zararını karşılama. Arkadaşlar özellikle Venediklere ayrıcalık verildiği süreçte henüz coğrafi keşiflerin zararları ortaya çıkmamıştı. Yani böyle bir durum söz konusu değildi diyebiliriz. Çünkü İpek ve Baharat yollarının denetimi Osmanlı Devleti'ne geçtikten sonra coğrafi keşifler hız kazanacak. Ancak Fatih döneminde İpek yolunun denetimi tamamıyla Osmanlı Devleti'ne geçtiğinden dolayı coğrafi keşiflerinin zararını karşılama gibi bir durum henüz söz konusu değil ancak ticareti canlandırma ve Hristiyan birliğini önleme Venediklilere ve Fransızlara verilen kapitülasyonların ayrıcalıkların ortak özelliğidir diyebiliriz bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ziget seferi 1566 yılında gerçekleşecek arkadaşlar. Amasya Anlaşması 1555 yılında gerçekleşecek. Mohaç Savaşı ise 1526 yılında gerçekleşecek. O zaman sıralamamız nasıl olacak? 3, 2 ve 1 şeklinde olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 1. Süleyman'ın faaliyetlerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin dış politikada Avrupalılar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlandığını kanıtlamaktadır? Akdeniz'i Türk egemenliği altına alması. Arkadaşlar bu durumun anlaşmazlıklarla bir alakası yok. Tamamıyla Akdeniz'in konumunun, coğrafi konumunun öneminden dolayı böyle bir politika izlenmiştir. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Avusturya'ya karşı Fransa ile işbirliği yapmasıysa aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı gördüğünüz gibi Alman İmparatoruna karşı protestan prenslere destek vermesi de yine gördüğünüz gibi aralarındaki anlaşmazlıktan faydalanmadır diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani de şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerini Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda kazandığı savunulabilir. Farklı etnik gruplar üzerinde hakimiyet kurma. Arkadaşlar 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti farklı etnik unsurlara sahip olacak zaten. Türk İslam Devleti olmaysa kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti zaten bir Türk İslam Devleti olarak ortaya çıkmıştı. İslam dünyasının lideri olma ise 1517 yılından itibaren gerçekleşecek. Çünkü 1517 yılından sonra halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiş olacak. Dolayısıyla 16. yüzyıldaki bir gelişmedir. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. İnebahtı Deniz Savaşı'nın yaşanmasına aşağıdaki adalardan hangisinin fethedilmesi ortam hazırlamıştır? Arkadaşlar Kıbrıs Adası'nın fethiyle birlikte İnebahtı Deniz Savaşı yaşanacak. Çünkü Kıbrıs Adası'nı Osmanlı Devleti'nin fethetmesinden Haçlı birlikleri yani Avrupalı devletler hoşlanmayacak arkadaşlar, rahatsız olacak ve bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı Deniz Savaşı'nı meydana getirecekler. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İran'la yapılan aşağıdaki anlaşmalardan hangisi 1. Süleyman döneminde imzalanmıştır? Arkadaşlar Kerden Anlaşması 1. Mahmut dönemindedir. Ferhat Paşa Anlaşması 3. Murat dönemindedir. Nasuh Paşa Anlaşması ise 1. Ahmet dönemindedir. Kasr-ı Şirin 4. Murat dönemindedir. Amasya Anlaşması Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1555 yılında imzalanmış olan bir anlaşmadır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Tarihte ilk kez ihtisap kanunnamesi çıkararak üretimde kalite standartlarını belirleyen ve bu yolla tüketici haklarının korunmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ihtisap kanunnamesi 1502 yılında 2. Bayezid döneminde çıkarılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Kayseri Rum ünvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans topraklarına hakim olan Fatih Sultan Mehmet Kayseri Rum ünvanını kullanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki padişahlardan hangilerinin döneminde Osmanlı Devleti'nin Mısır ve Suriye üzerinde hüküm sürdüğü söylenebilir? Arkadaşlar 2. Bayezid döneminde Mısır ve Suriye üzerinde henüz hüküm sürülmemekte. Ancak 1. Selim döneminde Mısır ve Suriye fethedilecek. Dolayısıyla 1. Selim'in oğlu olan 1. Süleyman döneminde de Mısır ve Suriye üzerinde hüküm sürülmüş olacak. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.